Çok uluslu şirketler ve yerli işbirlikçileri özellikle bu metal madenlerinde 500 ton civarında altın üretmişler. Bu üretim nedeniyle de 500 milyon ton toprak ve kayayı parçalamışlar. 500 milyon ton. Bunu siyanürle yıkamışlar. Bu da işin ayrı bir boyutu. Ve sonuçta ülkemizdeki halkın malı olan maden dediğimizde altın üretilip götürülürken bize verimsizleştirilmiş, kimyasallarla kirletilmiş topraklar, ormanları, ağaçları kesilmiş, alanlar bırakılmış. Altın üretiminin ülkemize ciddi bir katkısı olmadığı gibi iş cinayetlerine, kaynak kaybına, çevre kirliliğine, iliş ve kazlı alanda yaşandığı gibi doğal yıkıma neden oluyor. Bu üretimden yabancı sermaye şirketler ve yerli işbirlikçiler kazanıyorlar. Bir faaliyet yapılıyor. Bu faaliyette kamu yararı var mı? Toplumsal yarar var mı? Çevresel sorunlar giderilebiliyor mu? Yöre halkının rızası var mı? Yapılan faaliyette kimler yararlanıyor? Eğer bu soruların biz cevabını birbirimize sorup net olarak alırsak zaten mücadelenin yönü belli oluyor. Biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi bütün burada çıkarı olanlar bu yöre halkı değil, Türkiye halkları değil, yabancı sermaye ve yerli işbirlikçileri. Son sözüm şudur, vahşi kapitalizmin uygulamaları madencilik sektöründe de aşağıdaki sonuçları bize dayattı. Doğal kaynaklarımızı plansız şekilde üretip ham madde olarak ihraç edilip ve tüketiliyor. İş cinayetleri yaşanıyor. Çevre felaketleri ve doğa katliamı yaşanıyor. Emek sömürüsü sonsuz şekilde yaşanıyor. Ve tüm bunların bir adı olacaksa, tanımı varsa bunun adı sömürge madenciliği. Kamu madenciliğinin tasfiye edilmesi, ülkemizdeki madencilik politikalarının ülkemizin ihtiyaçlarından ziyade uluslararası sermayenin ihtiyaçlarına göre revize edilmesi ve buna bağlı maden kanununda ve ilgili kanunlarda, yani madencilik faaliyeti yürütürken karşılaşacağımız mevzuatlarda, örneğin mera kanununda, çünkü meralarda yürütülen bir faaliyet, zeytin kanununda, zeytinliklerde yürütülen bir faaliyet, doğa koruma alanlarında, tabiat kültür varlıklarında, birçok alanda, yerleşim alanlarında buralarla ilgili bütün mevzuatların revize edilmesi ve değiştirilmesi gerekiyordu. Özellikle AKP döneminde bizim maden mevzuatımız ve ilgili mevzuatlar ruhsatlandırılmış veya ruhsatlandırma aşamasında olan madenlerin işletilmesinin önündeki engellerin tamamının kaldırılmasına yönelik odaklandı. Peki bunu ne için yaptı AKP? Bizim neye ihtiyacımız vardı? Ülkenin demire ihtiyacı vardı da aldı bu demiri, çıkardı, işledi, ülkeyi kalkındırdı, toplumu refaha ulaştırdı, sorunlarımızı çözdü, daha yaşanılabilir, daha konforlu bir hayata mı ulaştık? Böyle bir şey olmadı. Uluslararası şirketlerin bazılarının demire ihtiyacı vardı, bazılarının bakıra ihtiyacı vardı, bazılarının da altına ihtiyacı vardı. Bu talepleri karşılamak için bizim yer altında milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş olan madenlerin hepsini uluslararası sermayeye peşkeş çekmiş oldu. İşletme izinlerinin altına imza atmak için koşa koşa yeniden bakanlığa gelip bakan oluyor Murat Kurum. Ve Murat Kurum'un imzasıyla yeniden çevre izin lizansı yenilenecek, il için işletme izni yeniden verilecek ve il için yeniden faaliyete geçecek. Ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde veya belli bir zaman dilimi içerisinde il içte yaşanan facianın kat be kat fazlası ve daha büyük facialar işletme faaliyete geçtiği için yeni facialarla bizi yüz yüze bırakacak. Eğer halkımız kendi toprağına, doğasına, ormanına sahip çıkarsa hukuk süreçleri, iktidarın baskıları hiçbir şey sökmüyor. Ama sadece hukuksal süreçleri işe havale edersek İliç'te olduğu gibi hiçbir şeyi sorun çözmüyor. O yüzden birlikte olmalı, bir arada olmalıyız. Bizler de elimizden geldiğince sizin mücadelenize destek olmaya devam edeceğiz. Hiçbir siyasal iktidar, hükümet halkına doğru söylemez. Onun için ÇED raporları dahil, söyledikleri her şey dahil olmak üzere doğru değildir. Biz onları kabul edemeyiz. İliç'ten 45 ton altın üretildiği beyan edilmiş. 2001 yılından bugüne kadar Türkiye'de 500 ton, 488 denildi, 500'e yuvarladık. 500 ton altın üretildiği beyan edilmiş. Biz 500 ton altını getirir, Türkiye'de bir çelik kasaya koyar, karşılığında para bassak bile il için onda birini yeniden toparlayamayız. Onun için bunun devlet hakkı,
başka bir hak falan tartışmasından uzak duracağız. Önümüzde bizi bekleyen büyük bir tehlikeye karşı artık çok analiz, detay, tartışma, ton, gram, çet raporu, hukuk, alan tartışması bitmiştir. Bizim direniş hukukumuzun devreye girmesi gerekiyor. Dağlarımıza, taşlarımıza asla dokundurtmamamız gerekiyor.